Bazıları mucizelere inanır, bazıları ise de tesadüf olduğunu düşünür. Şimdiki anlatacağımız hikayeden sonra bu konuda daha iyi bir fikre sahip olacaksınız. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abby, Amerika Birleşik Devletleri'nde ebeveynleri ve küçük kardeşi Andrew ile birlikte yaşayan 7 yaşında bir kızdır. Onlar her zaman mutlu bir aileydi ama bir gün Abby, onun düşünmesini ve endişelenmesini sağlayan bir şey duydu. Erkek kardeşinin ciddi bir şekilde hasta olduğunu ve ailesinin gerekli ilaçlar için yeterli paraya sahip olmadığını öğrendi. Bu yüzden aile, Andrew'nün tedavi masraflarını çıkarmak için yaşadıkları evlerini satarak daha küçük bir eve taşınmak zorunda kaldı. Ancak yalnızca ailesinin parasının yetmeyeceği pahalı bir ameliyatın bebeği kurtarabileceği ortaya çıktı. Ailesi konu hakkında konuştuğunda Abby'nin dikkatini çeken bir şey duydu. Sadece bir mucizenin oğlunu kurtarabileceğini söylediler ve kızının aklına bir fikir geldi. Odasına koştu ve biriktirdiği tüm paraları topladı. Parasını saydıktan sonra eczaneye gitti ve sırasını sabırla bekledi. Ancak eczacı başka biriyle konuşuyordu ve parayı masanın üzerine koyana kadar tezgahtan küçük kızı görememişti. Eczacı kadın sinirli bir şekilde kıza "Ne istiyorsun? 2 yıldır görmediğim kardeşinle konuştuğumu göremiyor musun?" diye sordu. Kız sakince cevap verdi. "Benim de bir erkek kardeşim var ama o çok hasta ve ona bir mucize almaya geldim." Eczacı ne demek istediğini anlamadığını söylediğinde kız şöyle dedi. "Babam sadece bir mucizenin kardeşimi kurtaracağını söyledi. Çünkü kafasında kötü bir şey büyüyor. Böylece bir mucizenin ne kadar tutacağını sormaya geldim." Eczacı küçük kızın söylediklerinden çok etkilenmişti ve usulca şöyle dedi. "Üzgünüm ama mucize satmıyoruz. Sana hiçbir konuda yardımcı olamam." Küçük kız, "Ama lütfen, burada param var. Daha fazlasına ihtiyaç olursa daha fazlasını getireceğim. Bana bir mucizenin kaç para olduğunu söyleyin." diye ısrar etti. Bunu duyan eczacının erkek kardeşi, "Kardeşinin ne tür bir mucizeye ihtiyacı var?" diye sordu. Küçük kızsa, "Bilmiyorum ama ailemin ödeyemeyeceği bir operasyona ihtiyacı olduğunu duydum. Bu yüzden kendim almak istiyorum. Yoksa ölebilir," dedi. Adam Abby'ye "Ne kadar param var?" diye sordu. Abby ise 1 doları olduğunu söyledi. Adam "Kardeşin için mucize değeri budur," diyerek Abby'yi eve bıraktı ve ailesiyle konuştu. Onlara oğlunun ameliyatını ücretsiz olarak yapmayı teklif etti. Daha sonra adamın ünlü bir doktor olduğu ortaya çıktı. Bir kuruş bile istemeden bir çocuğun hayatını kurtardı. Ebeveynler bu operasyonun ne kadar olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Ama Abby sadece gülümsedi. Ameliyatın değeri kızın sahip olduğu 1 dolar oldu. Kesinlikle bu aile çok şanslıydı. Kızın masum hareketi onlara mutluluk getirdi. Şimdi kardeşi iyileşiyor ve Abby mucizelerin var olduğuna inanıyor. Çocuklar masumiyetlerinde ve saflıklarında o kadar şaşırtıcı ki çoğu zaman yetişkinler hareketlerini fark etmiyorlar. Fakat dikkat ederseniz onlar kesinlikle kalbinize dokunur. Çocukların küçük oldukları için düşüncelerini ve akıl yürütmelerini asla reddetmeyin. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Öyleyse videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.